Değerli basınımızın mensupları, bugün burada toplandık. Bir partisi olarak bugün bir ilke imzalatıyoruz. Bugün yaşadığımız ülkedeki sıkıntıları hepimiz birlikte yaşıyoruz ve bunun sonuçlarını da hepimiz zaten aynı şekilde yaşıyoruz. O sorunların altında hepimiz eziliyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz, insanlarımız ve yaşadığımız ülkedeki aynı zamanda bu sorunlar sokaklarda kavgadır, camilere saldırıdır. Bu tür olaylar aynı zamanda yaşadığımız ülkedeki Almanları da son derece rahatsız ediyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bizim medeniyetimiz kardeşliğin medeniyetidir diyoruz. Yaşadığımız coğrafyadaki evet ufak tefek küçük sorunlarımız olabilir ama biz kardeşiz o coğrafyada, o topraklarda Ezidisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Kürdüyle, Türküyle ve Alevisi Sünnisiyle biz o medeniyetin çocuklarıyız ve o topraklardan buraya geliyoruz. Dolayısıyla biz bugün kanaat önderlerini, Doğu illerimizdeki kanaat önderlerini, Kürt kardeşlerimizle bugün buraya davet ettik. Bu toplantıyı hep birlikte, onlarla birlikte, temennilerle, küçük küçük konuşmalarla birlikte onlarla dinleyeceğiz bu konuda. Çeşitli Marksist grupların veya çeşitli buradaki örgütlerin ne Yezidi çocuğunu sokağa çekmesine, ne Kürt çocuğunu, ne Alevi, ne Sünni çocuğunu sokaklarda kavgaya yönlendirmesini kabul etmiyoruz. Ve bir partisi olarak bunun bu çalışmasını bugün bu şekilde getirdik. Önerimizden olan Ramazan Demir abimize sözü vermek istiyorum. Ramazan Demir abimiz Mardinli bir Kürt kanaat önderi. Dolayısıyla Ramazan abimiz bu konuda bir kanaat önder olarak ne söyler ona dinleyeceğiz. Şimdi ben atalarımızdan ne görüldüyse 600 sene beraber yaşadılarsa o şekilde de devam edilmesini, yani mirası devraldık, devretmeye devam edeceğiz, birlik beraberlik diyoruz. En güzellik kardeşliktir. Başka aynı zamanda Mehmet Bey, Erdal Bey'in ailesinin bir tarafı Doğulu, Urfalı, bir tarafı ise Kırşehirli. Aydın Bey kardeşimiz de bu konuda birkaç bir şey söylemek ister muhakkak. Aydın Bey, söz size. Evet, saygıdeğer misafirler, basın dostlukları, buraya kadar geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Tabii bu olaylar bizi üzüyor. Biz bu Almanya'da yaşıyoruz. Hep kardeşçe yaşıyoruz. Benim kendi ailem Urfalı. Yani biz bir iç içe olmuşuz yani. Onun için ben 25 senedir düğün salonu çalıştırıyorum. Bu salonun içinde Alevi, Türk'ü, Türk, Ermeni, Alevisi, Alman toplumu, Alman gelin aldık. Yani onun için böyle şeyleri duyduğumu tabii bizim için çok üzücü. Burada Alevi, Kürt, Sünni, Ermenisi bir el ele verip bu diyar gurbette bu bir toplumuz yani. Onun için ve bu toplumu da biz ayırmayacağız. İsmim Musa Sandıklı, Obaroğlu'nda doğma büyümeyim. Bingöl'üyüm, Kürdüm, Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im. Vatanımı seven bir insanım, toprağımı seven bir insanım. Bizim tarihimiz bu zamana kadar gelmiş geçmişte her zaman birliği, kardeşliği, beraber yaşamayı, Erdal abimizin dediği gibi de tabii gelin aldık, gelin verdik, karıştık birbirimize. Burada ön planda birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmama fırsatını vermeyi düşünüyoruz. Burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle vatanımız birdir, toprağımız birdir. Bu kardeşliğimizi tabii ki de Almanya'da beraber bir şekilde yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun üzerine parti olarak gördük ki bir Türk ve Kürt dayanışma platformu kurmamız gerekiyor. Ve bunu da ilk olarak Almanya'da parti olarak yapacağız. 21 Ocak'ta ilk camimiz kundaklandı. Sultan Arpaslan Camii isimde vermek gerekirse. Akabinde ertesi gün direkt 22 Ocak'ta da Leipzig'ti. Menden, Heilborn, Berlin, Baden-Württemberg birçok camimiz kundaklandı ve sayı vermek gerekirse bakın bu korkunç gerçekten. 2017 yılında 13 camimiz kundaklanmışken şu an Afrin operasyonundan sonra, Zeytinyalı operasyonundan sonra bu sayı 36'ya çıkmıştır. Ve daha da devamını görüyoruz. Şimdi 11 tane milletvekili federal mecliste oturuyor. Türk asıllı diye kendini gösteren. Bunlardan hiçbirinden ses çıkmadığı gibi alelen bir de bu terör olaylarını destekliyorlar. Biz parti olarak dediğim gibi Kürt kardeşlerimizi
kol kola gireceğiz. Çünkü partimizde Kürt kardeşlerimiz var. Elbette olacaklar. Onların bayrağı da var, memleketi de var, dili de var, dini de var. Onlar bizim. Bunun tartışmasına gerek yok. Dolayısıyla onlarla birlikte bu Almanya'da bir partisi olarak sesli, güçlü, gümbür gümbür gelip ses çıkaracağız. Başka yolu yok. Bir partisi üzerinden uyum meclisindeyim. Enerji Landes Integrationsrat dediğimiz uyum meclisindeyim. Tabii bunlar ufak meclisler. Yani belediyeydi, uyum meclisleri. Bunlar gerçekten ufak ama yine de ses çıkarılan meclisler. Şimdi biz orada camilerimize karşı, burada önergemi de gösteriyorum. Bu Alman hükümetine karşı verilmiş bir önergede şu anda 4 belediyede bir partisi olarak bu önergeleri verdik. Camilerimizin kundaklanmasından direkt akabinde ve birlik olalım, güç olalım, o meclislere girelim, duruş gösterebiliyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Hakikaten üzüldüm. Hepimiz camilerimizi gittik, ziyaret ettik. Ben Berlin'de şahsen bulundum. Oradaki camimiz kundaklandığında gerçekten halkınla kavuştum. Üzüldük ve şunu gördük. Yalnızız Almanya'da. Mevcut siyasi partiler yanımızda değil. İsimlerini vermek istemiyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Orada en azından Berlin belediye başkanının olmasını beklerdim. Biz teröre karşıyız. Kürt kardeşlerimizin camisi kundaklanmış. Bu asla kabul edilemez gibi bir duruş, bir destek beklerdik, isterdik. Ama orada sadece bir partisi yönetimden birçok kişi, Sayın Haluk Yıldız başkanımız da olmak üzere ve Sayın Berlin Konsolosu Mustafa Bey orada bulundu. Yani yalnız bırakıldı. O yüzden artık herkese bu bağlamda çağrı ya davet ediyorum, birliğe davet ediyorum.